Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi dik üçgenin tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Bira bismillah diyelim. Bakalım ilk sorumuz ne diyor? Diyor ki aşağıda dik kenar uzunlukları 4 ve 6 santim olan iki gönye veriliyor. Şimdi şurası 4 santim. Bunu bir yazalım. Şurası da 6 santim. Şurası yine 4 ve şurası da yine 6 santim. Yani toplam buranın uzunluğu oldu bize 10 santim. Buna göre de KL uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Dostlar, şu dış çevresine bakarsanız bizim şeklimizin bir yamuk olduğunu görürsünüz. Hatta dik yamuk. Ve biz köşe taşlarında ne söyledik? Dik yamuk gördüğünüz her soruda şu köşeden bir yükseklikte biz indireceğiz demiştik. Hemen şu yüksekliğimi indiriyorum. Ve burası 4 santim olduğu için buraya da 4 santim kaldı, şuraya da 2 kaldı diyorum. Sonra burası 10 santim olduğu için burada 10 santim ve bakınız şuradaki dik üçgenden biz sorumuzu her türlü çözeriz arkadaşlarım. X'i de buluruz. Ne geliyor buradan? X kare eşittir. Pisagor yapıyorum hemen. 10'un karesi 100 artı 2'nin karesi 4. Yani X eşittir. Kök 104 geldi. 104 de 52 çarpı 2'dir ya da 26 çarpı 4'tür dostlarım. Ve 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 26 çıkamaz. Demek ki 2 kök 26 olarak işaretleyeceğiz Bursa'yı. Evet, geldik bu sorumuza. Bakalım bu ne diyor. ABC dik üçgen, AB ile DC birbirine eşit. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi dostum, büyük dik üçgene odaklanın, en büyüğüne. Şimdi bu dik üçgeni şuraya bir daha çizersem, hatta şunlara ben bir K diyeyim eşit kenarlara. KK olduklarını söyleyelim. Şuraya bir daha çiziyorum büyük dik üçgeni. Yani X olmadan üçgeni bir daha çizeceğim. Şurası K çıktı. Burası K artı 2. Burası da 10 geldi. Şimdi benim önce K'yı bulmam lazım. Tabii K'yı bulmak için de Pisagor bağıntısı yapmam lazım. Ama öyle her soruda hemen Pisagor yapmak yerine önce bir kontrol edelim. Özel bir dik üçgen mi bu adam diye. Şimdi hipotenüsü 10 olan bildiğim özel dik üçgen ilk aklıma gelen 6, 8, 10. Zaten başka da yok hipotenüsü 10 olan. Peki bakalım 6, 8, 10 sağlıyor mu? Yani K'ya ben 6 dediğimde burası gerçekten 8 olduğu için 6, 8, 10'u sağladı. Dolayısıyla benim K dediğim değer 6'ymış dedi. Şuraya 6'yı yazalım hemen arkadaşlar. Sonra da şu üstteki küçük dik üçgenden bir Pisagor bağıntısı yapıp X'i bulabiliriz arkadaşlar. Tabii ki yine Pisagor yapmadan önce benim hatırım için ezberleyin dediğim bir üçgen vardı ve sıklıkla karşımıza çıkacağını söylediğim bir üçgen. Dik kenarlara bakın, biri 2, biri 6. Yani biri diğerinin 3 katı iken biz ne demiştik hipotenüse? Küçük olanın kök 10 katı olur. Yani x eşittir 2 kök 10 olur. Pisagor'dan kurtulmuş oluruz böylelikle demiştik. Cevap Bursa. Evet, üçüncü sorumuz. Şimdi yine büyük dik üçgene baktığımızda kocamana 12 bişe 20. Yani 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. O halde burası 4'ün 4 katı olacak. Yani 16 olacak. BC 16 ise şuraya da 9 kaldı dedim dostlarım. Sonra küçük dik üçgene baktım şuna. Bakın bu da 9, 12 bir şey. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. O halde burası 5'in 3 katı olacak. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin 3 katını almış burada arkadaşım. O halde 5'in 3 katı, cevap 15 gelecek. 9, 12, 15 üçgeniymiş. Bakın bu soruda 3, 4, 5 üçgeninin biz hem 3 katını hem de 4 katını kullandık. Geldik buna. Aşağıda bir kapının altına yapılan 34 santim yüksekliğindeki bir evcil hayvan kapısı gösteriliyor. Peki. Evin kedisi kapıdan geçerken kapak açılıp uç noktası K'nın yerden yüksekliği 18 santim oluyor. Peki. Şekilde göstermiş zaten. Kapının yüksekliği, yani şurası da 34 santimmiş. Şunu yazalım. K noktasının kapıya olan uzaklığı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. K'nın
kapıya olan uzaklığını soruyor. Dostum, burada dikkat etmen gereken husus şu. Şimdi bu kapının yerden yüksekliği 34 santim demek, şu siyahın yere olan uzaklığı 34. Aynı zamanda kapının bakın uzunluğu da 34 santim demek, değil mi? Yani sen bu kapıyı şuradan açtığında, şuraya getirdiğinde kapıyı yine 34 santim olacak demektir. Ve bakın tıpkı birinci sorumuzdaki gibi burada da bir dik yamuk çıktı arkadaşlarım. Hatta ben bu dik yamuğu sizin için şu aşağıya biraz daha büyük bir şekilde çizeyim. Ondan sonrasına da bakalım. Şimdi kapı neyi soruyor bir de bize? Kapıya olan uzaklığı, K noktasını, yani şuradan çizdiğimiz dikliği soruyor. Şimdi onu şuraya biraz daha büyük çizelim biz. Şöyle olsun. Şöyle. Şurası 34. Burası 18. Şurayı da 34 bulduk. Bize de şu dikliği soruyor. Burası kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 18 ise burası da 18 olur. 34'ten 18 çıktı. 16 mı kaldı arkadaşım? Burası 16 olur. Ve bakın şu dik üçgen bizim özel bir dik üçgenimizdir. Öyle büyük sayılar gördüğünüz zaman hemen Pisagor'a davranmayın arkadaşlarım. Önce bir özel üçgen mi diye bir kontrol edin. 34 hipotenüs. Şimdi sadeleştirirsem 17 burası olur. 8 de burası olur, değil mi? 2'ye böldüm. Bak 8, 17. Neydi? 8, 15, 17 üçgenimiz vardı ama iki katıydı değil mi bu arkadaşım? 8, 15, 17'nin iki katı. Yani 16, 30, 34 üçgenidir. Demek ki kapıya olan uzaklığım 30 santimdir diyebilirim. Evet, 4 numarada tamamdır. Çevirdik. 5 numaralı soruya bakıyoruz şimdi. Aşağıda bir navigasyon ekranında A noktasından B noktasına doğru giden birbirine dik yollar ve uzaklıkları veriliyor. Peki, buna göre A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Yani bize şuradan çizdiğin düz çizginin uzunluğu nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz böyle salak bir doğru gördüğümüzde, yani hiçbir anlamı olmayan bir doğru gördüğümüzde buna bir sıfat yükleyeceğiz. Hipotenüs yapacağız demiştik. Bu salak doğruyu hipotenüs yapmak için şöyle bir dik üçgen oluşturuyorsunuz dostlarım. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturdum ve şu dik üçgenden ben hipotenüsümü artık bulabilirim diyor. Peki bildiğimiz uzunluklar, şurası da 5, şurası da 12. Şimdi dik üçgenimin kenarları, bakın şurası 15 oldu. 15. Şurası 36 geldi. Bize de hipotenüsü soruyor x. Şimdi yine büyük sayılar çıktı. Yine ne yapalım? Sadeleştirerek hangi ana üçgene ait olduğunu görelim. 3'e bölsek 5, 3'e bölsek 12. Demek ki 5, 12, 13 üçgeniymiş bu 3'e bölündüğünde. Ama bize 3 katını soruyor. 39 olacak değil mi x'imiz? Cevap bu. Şuna geldik. Bakın hemen bir muhteşem üçlü gözüküyor soruda dostlarım. 5 burası. Kenar ortay gelmiş 5. Hipotenüsü 2'ye bölmüş. O halde kendisi de hipotenüsün yarısına eşit olacaktı. Yani bu da 5, bu da 5 oldu. Şimdi x kaçtır diye soruyor. Tabii ki Pisagor bağıntısı yapacağım hemen dostlarım. Yapalım. Hipotenüsümüz 10. O halde 10'un karesi 100 eşittir. Bir x'in karesini alacağım. Bir de 2x'in karesini alacağım. Sakın ha buraya 2x kare demeyin. 2x'in karesini alırken hem 2'nin hem de x'in karesini alacaksınız. Yani 4x kare diyeceksiniz. Peki burası ne yaptı o halde? 5x kare. 5 tane x kare 100. 5'e bölelim. 20 yapar 5'e bölersem. Bunu 5'e bölersem de x kare kalır. X kare 20 ise de x kök 20'dir. Kök 20'de 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 diye dışarıya çıkar. Evet, diklikten diklik inmiş. Öklit yapılacak gibi gözüküyor değil mi arkadaşım? Bakın şuradaki şu kırmızı yaptığım dik üçgene bakın. Dikliğinden diklik inmiş. O halde buna h dersem ben, h kare eşittir 2 çarpı 8 olur. Yani 16 olur h kare, h 4 gelir. Peki burası 4 ise burası da 4'tür ki şimdi de şu dik üçgene bakın. Burası 8. Şurası da 8. Bu bizim özel dik üçgenimiz değil mi? İkiz kenar dik üçgen. Hipotenüs ne oluyordu bu 8, 8 ya da ikiz kenar dik üçgende? Dik kenarların kök 2 katı. Yani 8'in kök 2 katı olacak hipotenüsümüz.
Denizli'den gelecek cevabımız. 8 numaraya bakalım. Yine bir Öklit bağıntısı görüyorum soruda. Bu sefer yan kenarın Öklit'ini yapacağız. Yani 2 kök 3'ün Öklit'ini yapacağız dostlar. Neydi kural? 2 kök 3'ün karesi. Yani yan kenarın karesi. Şöyle yazalım. 2 kök 3'ün karesi eşittir. Kendine yakın olan hipotenüsün parçası x çarpı hipotenüsün tamamı demiştik dostlarım. X artı 4. İşte kural buydu. Şimdi 2 kök 3'ün karesi 12'dir. Burayı da x çarpı x artı 4 diye yazalım. Bakın 12 neyle 4 fazlasının çarpımıdır diye sorarsanız 2 ile 6'nın çarpımıdır ki x'e 2 dediğimizde cevap direkt geldi dostlarım. 2'ymiş x'imiz. Bakalım başka var mı soru? Varmış. Toplam 12 taneymiş. Biz hemen 9'u okuyalım. Aşağıda dizüstü bilgisayarın kapağının 3 farklı andaki görüntüsü veriliyor. Kapalı iken 20. Yani kapağın eni 20. O halde şuradaki açılışında da 20'dir. Şurası da 20'dir diyelim. Bilgisayarın kapağı şekil 2'de verilen konumdan şekil 3'teki verilen konuma getirildi. A noktasının yerden yüksekliği kaç santim azalır diye bir soru sormuş. Şimdi normalde A şuradan yere olan uzaklığı yani burası kısa kenarımıza eşit ki o da 20. Peki şöyleyken A'nın yere olan uzaklığını ölçün diyor bize. Şurayı ölçün diyor, şu dikliği bulun diyor. Hemen bulalım. Şimdi burası 20 santimdi. Yani 90'ın karşısı 20 santim arkadaşlar. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı ne olacak? 10. Bakın şuradaki dik üçgenden bulduk mevzuyu. Peki 30'un karşısı 10 ise dostlarım bu A noktasının yerden yüksekliği 10 çıktı. 20 idi. 10 santim azaldı. Kaç santim azalır diye soruyor. 10 santim azaldı ve 10'a düştü. Unutmayın bu çizime aldanmayın. Şu A noktasının yere olan uzaklığı şuralara bir yere denk düşüyor. Aslında tam bu köşeye değil. Çünkü tam köşeye denk düşerse şurası da 20. Kafalar karışabilir. Tam köşeye denk düşmüyor arkadaşlar. Şekle aldanmayalım. Evet, buna bakıyoruz. Karşıdan görünümü kare olan bir kalem kutusuna şekil 1'deki gibi yerleştirilen bir kalem karenin köşegeni biçiminde duruyor. Tam burada köşegen biçiminde duruyormuş. Kalem şekil 2'deki gibi dik duruma gelince, dik durunca 20 bilmem ne işte santimlik kısmı açıkta kalıyormuş. Buna da eyvallah. Buna göre kalem kutusunun tabanın genişliği, kalem kutusunun tabanının genişliği nedir diye de bir soru sormuş bize. Tamam, şimdi şuraya odaklanalım. Şimdi arkadaşlar kalem kutusunun bir kenar uzunluğunu A dersek şurası da A olur. Ve burası bakın ikiz kenar dik üçgen çıktığı için kalemin boyu A kök 2 olur. Şimdi bunu tekrar buraya getirdiğimizde kalemin boyu A kök 2. Bir kenar uzunluğum A. Ve bakın biz kalemin boyundan şu bir kenarı yani A'yı çıkarttığımızda işte aradaki şu farkı buluyormuşuz. O halde yazalım. A kök 2'den A çıkınca cevap 20 eksi 10 kök 2'ymiş dostlar. Şimdi bu durumda A kaçtır diye düşünelim. Hemen şöyle yapalım. Burayı A parantezine alalım. Kök 2 eksi 1 olsun. Burayı da 10 parantezine alalım. 2 eksi kök 2 olsun arkadaşlarım burası. Şimdi bizim amacımız A'yı bulmak zaten. Hemen ne yapacağız? A'yı bulabilmek için kök 2 eksi 1'e böleceğiz her iki tarafı. Kök 2 eksi 1'e bölelim. Şöyle olur mu? Burası A kalır. Şurası 10 çarpı. Dostlar bakın şurayı da bir konuşalım. Biraz matematiksel oyun yapalım burada. Şu 2 dediğimiz şey 2. Normalde kök 2 çarpı kök 2 demektir değil mi? Yani ben 2'nin olduğu yere kök 2 çarpı kök 2 yazsam. Ve burada da kök 2 var. Bunda da kök 2 var. Kök 2 parantezine alsam burayı bir de. Şöyle kök 2 parantezine. Burada kök 2 kalır. Burada da 1 kalır. Kök 2 eksi 1 olur. Ve ben şu A'nın yanındaki kök 2 eksi 1'e böldüğüm için bunları kök 2 eksi 1'ler gider. Geriye A eşittir 10 kök 2 kalır. Yani cevabımız Ceyhan'dan gelir dostlarım.
Evet, 11. sorumuz klasik bildiğiniz bir soru tarzı 150 derece. Bu soruyu ister kosinüs teoremiyle çözebiliyorduk ya da 150'yi şöyle dışarıya doğru uzatıp 30 dereceyi gösterdiğimizde şurada bakın dikliğini indirdiğin takdirde güzel bir 30-60-90 üçgeni çıkıyor. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı yarısı 2, şurası 60 olduğu için 60'ın karşısı da 2 kök 3. Sonra büyük dik üçgende de Pisagor çakıyorum dostlarım hemen. Hipotenüsüm 4 kök 7. 4 kök 7'nin karesi 16 çarpı 7 yapar. 16 çarpı 7 de ne yapıyor? 70, 42 daha 112 mi yapıyor dostlarım? Eşittir. Bir 2'nin karesini alacağım 4 artı bir de şuranın karesini alacağım. Hadi buna da k diyelim, k kare olsun. Şundan emin değilim. 16 çarpı 7, onu bir daha yapayım da içim rahat etsin. 6 kere 7 42, elde var 4. 7 4 daha 11. 112 doğruymuş. Tamam. Şimdi 4'ü bu tarafa attık. 112'den 4 çıktı. 108 eşittir k kare geldi. Hemen 108'i de kök dışına çıkartalım. Kök 108'i bulalım. 108 54 çarpı 2. 27 çarpı 4 ya da 9 çarpı 3 çarpı 4 diye dışarıya sadece çarpanlarını ayırdım. 9 kere 4 36'dır. 36 dışarıya 6 diye çıkar. O halde 6 kök 3 olur. K dediğimiz uzunluk. Burası 6 kök 3'müş. 2 kök 3'ü buradaysa 4 kök 3 kaldı. Ceyhan'ı işaretledim. Evet. 15 var. Bakalım başka neler var. Diklikten diklik inmiş bir kere, bu bir. Şurası 15, 90, şurası 75. Bunu bir yazalım. BC 8 kök 3'müş. Şunu bir yazalım. Burası 8 kök 3. Şimdi bu 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse indirdiğim yükseklik şöyle bir özelliği var değil mi? Hipotenüs kaç ise, pardon, yükseklik kaç ise hipotenüs 4 katıydı. Ya da tersten söyleyelim. Hipotenüs kaç ise yükseklik 4'e bölünmüş haliydi. O zaman burası 2 kök 3 olacak arkadaşım. 8 kök 3'ü 4'e böldüm. 2 kök 3. 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4h özelliği dediğimiz özellikten yaptım bunu. Sonra şurada da bir Pisagor çakalım hemen. Kök 15'in karesi 15 eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12 artı x'in karesi. 12'yi bu tarafa atarsak 3 eşittir x kare. X eşittir kök 3 geldi. Yani cevap Adana'dan çıktı dostlarım. Evet. Böylelikle tarama testini de bitirmiş olduk. Sıra geldi konu testine. Onu da bir sonraki videomuzda çekeceğiz arkadaşlarım. Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.